Emre Bey. Allah Allah. Sürpriz. Melek. Kardeşimin doğum gününü kutlamak istedim. Kardeşin mi? Evet, ben de senin kızın oldum ya. Pastayı kendisi yapmış. Hadi kardeşimin yerine sen üfle. Benim yerime sen üflesen olur mu? Tamam mı? Tamam. Melek ve Hicran Hanım için çok özel bir an. Dahil olmamak daha uygun olacak sanırım. Aynı fikirdeyim. Sen sürpriz deyince Melek'in heyecanına ortak olalım istedik. Çok güzel düşünmüşsün. Ama çocuklar da aynı bizim gibi özel alanlarına girilmesin, mahremiyet olsun isterler. E bunu anlayacak bir aileye sahip olduğu için de Melek çok şanslı. Ben ne yapsam bu kadının işine yarayayım. Duygularını bu kadar dışa vurma. Hemen yüzüne yansıyor. Teyze. Allah aşkına baksana. Kapanmışlar odaya. Böyle duygusal anlar. Gizli saklı kutlamalar. Melek de Emre de sürekli beni dışlıyor. Sen hazmetmek kolay mı sanıyorsun? Her isteğin bir bedeli vardır. Gücün yetmiyorsa kenara çekilirsin. Yaşatmayacağım. Hiçbirinize o mutluluğu yaşatmayacağım. Al bakalım. Beğendin mi? Hayatımda yediğim en güzel pasta. Hem senin elindeymiş bir kere. Ellerine sağlık bir tanem. Öğretmenime de getireyim. Tamam, geç bakalım, koş. Ne
bu sürprizden haberim yoktu. Çocuk kalbiyle sizi mutlu etmek istemiş. Yani üzeceğini düşünmemiştir. Üzülmedim ki. Kızımın yaşadığına dair olan inancım daha da arttı. Kızım yaşıyor. Mezarlıkta konuşmuştuk gerçi. Sesini duyduğunu söylemiştiniz ama sonra size ölü doğdu demişler. Yani tabii doğurmak çok farklı bir duygu. O anki psikolojiyle yani nasıl desem ağlamayı duyduğunuza emin misiniz? Ağlaması hala kulaklarımda. Sadece bir hisse sığınacak biri değilim. Bebeğimi gördüm. Sesini duydum. Kaç kere gittim hastaneye. Bebeğimin ölüm kaydını gösterip başlarından savdılar beni. Dava açmak istedim. Delil yok diye reddettiler. Ne yapacağımı bilmeden yıllardır bu acıyla yaşamaya çalışıyorum. Acınızı affetemem. Ama eğer paylaşmak isterseniz... Evlat sevgisinin ne demek olduğunu bilen biri olarak... daima yanınızdayım. Bana olan bu anlayışınız için çok teşekkür ederim. İzninizle. Alo. Duyuyor musun abla? Evet. Şaşırdın tabii. Çok normal. Yıllardır seni bulmaya çalışıyorum abla. Nihayet bulduk ama annemin çok fazla zamanı yok. Bir an önce buraya gelmen lazım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi beni nasıl buldunuz ki? Yani bir anda arayıp bir sürü şey söylüyorsun. Gerçekten kardeşim misin? Evet abla. Sana birkaç fotoğraf göndereceğim. Seni cami avlusundan bulmuşlar. Kaldığın yuvaya da Aralık ayında bırakmışlar. Bulduklarında kırmızı bir battaniye sarılıymışsın. Alo? 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 Neydi ki şimdi bu? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Biri benimle dalga geçiyorsa canını çok fena yakarım. Sesi hala kulaklarımda. Sadece bir hisse sığınacak biri değilim. Bebeğimi gördüm. Sesini duydum. Sesini duyduğuna emin. Bu işi araştırmak gerek. Süleyman Bey. Kendinize yapacak bir iş bulun isterseniz. Aliye Hanım sizi böyle boş boş otururken görmesin. Ya hiçbir şey yapamadınız. Araba yıkayın mesela. Her şeye rağmen hiç kıyamıyorsun bana değil mi? Tabii tabii, seni düşünüyorum.
Yarın öbür gün bizi buradan kovarlarsa nereye gideceğiz? Gidecek yerimiz bile yok. Evimizin son taksitini bile ödeyemedik. Tamam ya, tamam be. Hicra, kusura bakma kızım, olur mu? Senin de hep böyle keyfini kaçırıyoruz biz. Olur mu öyle şey Nedim abla? Bak ben senin tavrını çok iyi anlıyorum. Ama küslük bir çare değil, sen de biliyorsun. Evet, biliyorum. Ya onun pişman olduğunu da biliyorum. Ama ne bileyim işte... yüreğimin bir yarısı affet. Diğer yarısı da... affetme diyor. Çok kırgınım be Hicra. Senin o güzel gönlün bir yolunu bulur. Hem Nedim abla... ölümden başka her şeyin çaresi var. Doğru söylüyorsun. Kolay gelsin. Aa, Burak Bey buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Ben bir filtre kahve isteyecektim. Ne demek? Tabii. Hemen. İşiniz bitince yaparsınız. Aa, olur mu öyle şey canım? Hemen yaparım. Şu elimi sileyim. Siz buyurun. Teşekkür ederim. Şu ana kadar gayet iyi gittik. Ama Melek sizi sormaya başladı. Sizinle güzel bir iletişim kurunca... birazcık yalnız kalsın diye hemen yanınıza gelmedim. Ne güzel düşünmüşsünüz. Melek çok sıcakkanlı bir çocuk. Ama bir süre derslerimize gelseniz iyi olur. Kendini güvende hisseder. Ben de tam bunu rica edecektim sizden. Teşekkürler. Ne güzel tanımışsınız Melek'i. Melek sürpriz için benden yardım isteyince çok mutlu oldum. Aşırı heyecanlıydım. Sahi sevdiniz mi sürprizi? Ben bugün çok zor bir gün geçirdim. Melek sayesinde ayakta kalabildim. Ben üzülmeyeyim diye neler düşünmüş. Güzel kızıma haksızlık ettim. Doğum gününü hüznümle gölgeledim. Evlat kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim Hicra Hanım. O yüzden kendinize haksızlık etmeyin. Melek sürpriz hazırlarken ağzından kaçırdı. Çok üzüldü. Ya onun o küçücük omuzlarına ne kadar büyük bir yük yüklemişim. Siz söyleyince ben bunu nasıl fark edemedim? Hay Allah ya. Niyetim sizi üzmek değildi ama öyle oldu. Melek'e bir zarar verdiğinizi düşünmüyorum. Sadece gözlerinizdeki o tanıdık acıyı görünce destek olmak istedim. İlk günden. Ay, ne bu samimiyet? Siz üzülüysem özür dilerim. Sadece benim de sizin gibi... melek gibi yaralı bir kalp taşıdığımı bilin isterim Hicra Hanım. Ayrıca ben böyle sizli bizli konuşmayı sevmiyorum. Ne dersin? Bu resmiyeti kaldırsak mı aradan? Meleği de çok uzun süre yalnız bıraktık. Yani günün geri kalanında mutlu olsun, eğlensin istiyorum. Ancak o zaman içim rahatlayacak. Senden kurtulmak için fırsat ayağıma gelmiş. Ama benim haberim yokmuş. Bizim burada telefon çekmiyor, kusura bakma. Bak, eğer bu bir oyunsa seni bulur canımı yakarım. İnanmamak da haklısın. Yerinde olsam ben de şüphe ederdim. Birazdan sana fotoğrafı göndereceğim. Sen doğduğunda çekilmiş fotoğraflar. Zaten yuvadaki fotoğraflarla karşılaştırınca anlayacaksın. Buraya geldiğinde her şeyi kendi gözünle göreceksin.
Neredesiniz? Ayancık'tayız. Şimdi binsen 6-7 saate burada olursun. Biz sana gelecektik ama... Annemin durumu pek iyi değil. Ben sana adresi nerede ineceğini yazarım. Geleceksin değil mi abla? Kafamda taşlar oturmuyor. Yani anlayamıyorum. Ne olur abla hemen gel. Annem bir kalp ameliyatı oldu. Durumu pek iyi değil. Telefonda konuşacak hali bile yok. Bunca yıl sana kavuşmayı bekledi. Daha fazla bekletme lütfen. Tamam. Sen bana adresi yolla. Ben yola çıkarken sana haber vereceğim. Tamam. Benim fotoğraflarım. Allah'ım bunca yıl sonra. Anneciğim, kalk canım, ilaçlarını alman lazım. Hadi. Sana güzel bir haberim var. Ama heyecanlanmadan dinle beni, tamam mı? Ablamla konuştum. Elif. Sakin ol lütfen. Yanımıza gelecek. Bunca yıl içimizde yanan ateş sönecek annem. Ablama kavuşacağız. Allah'ım sana şükürler olsun. Zehra. Töpüklü mü? Evet, Emre beni sevdiği gibi. İyi ver bana. Peki Elizam. Gel. Masanın üstüne koyabilirsin Zehra. Bu sefer ben yaptım kahveni. Sevdiğin gibi. Bol köpüklü. Teşekkür ederim. Melek için ufak bir sürpriz. İlk o görsün istiyorum. Bu arada... Biz Melek'in doğum gününü kutladık ama... Biliyorsun... Nurten Hala böyle şeylere önem verir. Ben onu da arayıp davet ettim. Haklıymışım. Çağrılmayı bekliyormuş. Ben nasıl unuttum oğlum ya? Yani çağırmasaydık hepimiz o kadar çok kırılırdık ya. Teşekkür ederim Melis. Arkadaşımın pastanesinde İtalyan bir şef var. Ondan da bir şeyler hazırlamasını rica ettim. Eğer beğenirsek nişan pastamızı ona yaptırırız. Burak'ın gelmesi çok iyi oldu. Baksana. Hicran Hanım'la da çok iyi anlaşıyorlar. Sanki 40 yıllık arkadaş gibiler. Sonunda Melek için doğru öğretmeni buldum. Melek çok mutlu. Hicran Hanım da mutlu.
Melek, Hicran Hanım'ın duygularına çok önem veriyor. Onun Burak'la anlaşması. Melek'in de öğretmenini daha çok sevmesine sebep oluyor bence. Öyle hissediyorum. Ama Burak da bayağı değişmiş. O eski, çekingen, içine kapanık delikanlı gitmiş. Yerine enerjik, çevresindeki herkesi etkileyen bir adam gelmiş. Kapalıyız. Elif'e bakmaya geldim. Burada yok. Bir şey mi oldu usta? Dört, üç, iki, bir, sıfır. O son koyduğun taşı saymıyorum. Aa. Süre bittikten sonra koydum. Bakalım burada ne varmış? Bu bir kaplumbağa. Adı da... Tanmış olsun. Bu çiçeği de annesi için koparmış. Dur, yardım edeyim. Oldu mu? Evet. Sıra sende Can abla. Bir saniye, telefonum çalıyor. Siz devam edin, ben hemen geliyorum. Bakalım başka neler varmış burada. Efendim Merviş amca. Merhaba kızım. Bugün Elif'le konuştun mu hiç? Aradım, cevap vermiyor. İşi çok zor, açamamıştı Derviş amca. Hastaneye de gittim. Orada yok. Bugün bir tatsızlık yaşandı. Seni aramıştır diye düşündüm. Yok, beni aramadı. Ben onu ararım şimdi. Kötü bir şey yok değil mi Derviş amca? Biraz canı sıkkın. Belli ki yalnız kalmak istiyor. Seni de işinden alıkoydum. Bir gelişme olursa bana dönersin, değil mi? Tamam, tamam Derviş amca. Görüşürüz. Neredesin Elif, neredesin? Niye açmıyorsun şu telefonu? Buyurun Süleyman Bey. Lütfen iyi tembihleyin, dikkatli taşısınlar. Başına bir şey gelmesin. Tamam efendim, siz hiç merak etmeyin, ben hallederim. Sipariş sizin adınıza mı? Evet. Tamam. Emre Bey, ben eve gidebilir miyim? Acil bir durum var da. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok, Elif'le ilgili bir konu. Teşekkür ederim. Çıkabilir miyim? Tabii tabii. Süleyman abi sizi bıraksın. Hadi abi. Ama... Hiç sorun değil. Yani şu an Hicran Hanım'ın işi daha önemli. Lütfen siz onu götürün. Ben kartvizit alayım. Teşekkür ederim. Ben çantamı alayım o zaman. Tamam kızım, ben de seni arabanın yanında beklerim. Yeliz, ya kusura bakma, ben Hicran Hanım'ın telaşını görünce... Sen ver, pastane işini ben halledeyim. Önemli değil. Az önce de söyledim ya, ben ararım. Biriyle gönderirler. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim.
hicran mağdur. Hep telaşla. Allah'ın belası kadın. Bir mucizeyle lanet nasıl aynı günde buluşabilir? Bugün kız kardeşim bana telefon etti. Kendimi bildim bileli kurduğum hayal gerçek oldu. Ailem beni buldu. Niye delice sevinemiyorum? İnanamıyorum ki. Bu sabah inancımı, güvenimi, kalbimi... beni bin parçaya böldün Berkay. Darmadağınım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten ailemi buldun mu? Bebeklik fotoğrafım olduğuna göre. Berkay, bu anın mutluluğunu benden çaldın. Yaşama sevincimi çaldın. Oysa ben seni... Derviş amca. Ya Elif'i aradım, ulaşamadım. Merak ettim çok. Ya sende işle ilgili bir sorun var deyince ne oldu? Hiç sorma kızım. Bu Berkay'ı adam sanmıştık. Meğer yalancının tekiymiş. Elif'e bir sürü yalan söylemiş. Bunu öğrenince çok üzüldü. Tahmin edebiliyorum. O halde ortadan kaybolunca ben de telaşlandım. Gidebileceği her yere baktım. Spor salonu kaldı. Evet, spor salonuna ben gelirken baktım, orada yok. Subhanallah. Telefon çalıyor. Alo Elif. Ablacığım, beni aramışsın. Ya telefonum sessizdeydi, duymamışım. Aman iyi bari. Telefon sessizdeymiş, duymamış. Çok şükür. Bak, derviş amcam da yanımda, çok merak ettik seni. Hadi bak, ben eve geldim, bekliyorum. Abla, benim biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Yani her şey üst üste geldi. Kız kardeşim aradı beni. Kız kardeşin mi? Evet. Yıllardır beni arıyorlarmış. Şansa bugün buldular. Elif, bu çok güzel bir haber. Yani gönderdiği fotoğraflar... benimle ilgili bilgiler doğru ama... bilmiyorum abla, kafam çok karışık. Tamam, söyle neredesin, geliyorum. Ablacığım, bana gücenme ama ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Kafamı toplamaya ihtiyacım var. Ben seni sonra ararım, olur mu? Tamam, peki canım. Ama arada sırada bir telefonuna bak, olur mu? Merakta bırakma bizi. Tamam. Ailesi Elif'e telefon etmiş. Ailesi mi? Ha? Bunca yıl sonra. Nasıl bulmuşlar? Bilmiyorum. Sanırım Elif hala şokta. Ve o kadar her şey üst üste geldi ki... sanırım hala o şokun etkisinde. Neredeymiş? Hemen gidip alalım. Yok Derviş amca, bak Elif'i biliyorsun. Bir sorun oldu mu hemen kendi içinde çözmeye çalışır. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. O zaten kendini toparlasın, bizi arar. Ya senin de işinden gücünden ettik. İşe dönecek misin geriye? Yok. Elif eve gelirse evde kalayım ben en iyisi. Hadi gel geçelim. Hadi. Melek'ciğim, bugünlük bu kadar, ders yeter. İzniniz var mıdır? Tabii tabii, ders bitti zaten. Telefonu şimdi Melek'e veriyorum. Melek'im, benim bu gece evde kalmam gerekiyor. Sana haber vermek için aradım. Ama izin günün değil ki. İznimi önce kullanmam gerekti. İzin günümde de seninle kalırım. Akşam ödevin var mı? Yok, bugün yeterince çalıştık zaten. Ödevi yok yani. Yarın geldiğinizde haftalık plan yaparız. Tamam, yapalım Burak Bey. Yarın görüşürüz Melek'im. Erken gel, tamam mı? Tamam Melek'im benim, öpüyorum seni. Ben de seni. Öğretmeni, bir dondurma gitti mi öğrendiniz?
Hem de kocaman bir dondurmayı. Öğretmenin duyduğunu çıkarın. Hadi bakalım. Hemen koş Meryem ablamın istedim. Hadi. Nasıl gidiyor? Hicran Hanım gittiğinden beri iyi değil. Onun yanında kendini çok güvende hissediyor. Baktığı çocuğu bu kadar seven hiçbirini tanımadım. Yani gelemeyeceğini sana söylese yeter. Ama Melih'i önemli hissettiriyor. Bu çok ince bir düşünce. Hicran Hanım bizim için çok kıymetlidir. Apar topar gitti. Kötü bir şey yoktur umarım. Yok yok, sorununu halletmiş. Sevindim. İtiraf edeyim. Söylediğin şeyleri çok abartılı bulmuştum. Ama haklıymışsın. O çok doğal, samimi, kalbi çok temiz. Ders bitti galiba. Meleği dışarıda gördüm de. Evet. Ben de çıkıyordum. Olmaz. Daha sohbet edemedik. Vallahi bırakmam. Anlat bakalım. Ver şu ilk günün raporunu. Melek'cim öğrenci olmaya hazır mı? Hicran Hanım onu çok iyi hazırlamış. Melek bu yüzden çok şanslı. Gel Burak'cığım, buyur. Edince ben aradım. O da sağ olsun geldi. Aman Elif de buldu da buluyor. Vallahi Türk filmi gibi yaşıyor. Çırak çocuk zengin çıktı. Ay ay, benim gençlik hayalim. İşte Rabbim kıymetini bilmeyene veriyor. Bana verecektik öylesine. Kerim Hanım, boş boş konuşma. Elif'i ailesi aramış. Yıllar sonra izini bulmuşlar. Aa, nereden çıkmışlar? Kimlermiş? Neredelermiş? O kadarını biz de bilmiyoruz Keriman anne. Ama Elif şu üzerinden şaşkınlığı bir atsın, öğreniriz. Hiçbir sır gizli kalmazmış. Er geç ortaya çıkarmış, öyle der büyükler. Demek doğruymuş. Ben şunları mutfağa götüreyim. Her sır da öyle ortaya çıkmaz canım. Allah Allah. Yani Meleği kendi çocukları gibi biliyorlar. Evin tek çocuğu, tek varisi. Nasıl seveceklerini şaşırıyorlar. Ay. Ay yok yok, öğrenmezler. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sırrımı kör düğümlerle bağladım. Kör kuyunun dibine yolladım. Allah'ım sen kurtar. Doğum günün kutlu olsun güzel kızım. Teşekkürler. Artık büyüdün. Bundan sonra her doğum gününde hediyen bu hesaba yatacak. Ama sen 18 yaşına gelinceye kadar bu hesap cüzdanı babanda kalsın, olur mu Melek'ciğim? Çok iyi düşünmüşsünüz Nurten Hanım. Teşekkür etsene Melek'ciğim. Teşekkür ederim. Ne demek canım benim. Nurten Hanım hiç değişmemiş. Hala demir yumrukluydu. O hiç değişmedi ama ben büyüdüm. Ayakta kaldınız. Lütfen oturun. Gel bakalım bir tanem. Gel. Otur şöyle. Melek'ciğim. Beğendin mi hediyelerini? Açmadım daha. Aa, niye? Sabahtan beri seni bekliyorlar onlar. Hicran ablamla açmak istiyorum. İyi düşünmüşsün. Meleğin öğretmeni olmana çok sevindim. Gerçi bana danışmadan birini seçtiler diye biraz darılmıştım ama seni görünce içim rahat etti. Çok sağ olun Nurten Hanım. Asıl ben burada olmaktan çok mutluyum. Halacığım, pastayı beğendiniz mi? Çok ünlü bir İtalyan şefin elinden çıktı o.
Başarılı. Pasta konusunda çok seçiciyimdir. Bunu beğendim. Diyorum ki acaba nişan pastamızı da aynı şefe mi yaptırsak? Bir an evvel organize edelim. Havalar da ısındı. Bahçede şöyle şık bir nişan töreni yapabiliriz. Sıkıldın mı? Melek bugün çok yoruldu. Biraz dinlense iyi olacak. Size iyi eğlenceler. Gel. İyi olur. Burak'cığım, senin kalbinde biri var mı? Böyle hoş bir adamı yalnız bırakmazlar. Bir sürü hayranı vardır. Ben o işlere hiç bulaşmamayı tercih ediyorum. Tek başıma iyiyim. Aa, bu da gençlerde moda şimdi. Bir erkeğin bir ailesi olmalı. Çoluğu çocuğu olmalı canım. Kesinlikle. Ben de alama katılıyorum. Yalnız bizim evde yalnızlar kulübü gibi. Yani Burak, Hicran Hanım. Ne bileyim, belki de bu kaderin bir cilvesidir. O cilve beni etkilemez Yeliz'ciğim. Ben böyle iyiyim. Böyle diyenden korkacaksın. Yeliz'ciğim, senin çevrende güzel arkadaşların vardır. Sen şu işe bir el at diyorum ha? Ben de tam bunu düşünüyordum Nurten Hala. Allah'ım, bir annem var, bir de kardeşim. Beni bekliyorlar. Hala inanamıyorum. Gözlerini görmeden de inanmayacağım. Elif mesaj atmış. İyiyim, merak etmeyin diyor. Ailesinin yanına gidecek herhalde. Bir günde hayatı değişti. Kendisine destek olmamıza da izin vermiyor. Bir başına. Hiç içmesin mi? Hiç. Mezardaki bebeğin benim bebeğim olduğuna emin misin? Kızım, kendine eziyet ediyorsun. Yapma. 7 yıldır bir ateşin içinde yaşıyorum Derviş amca. Bana bebeğin ölü doğdu dediler. Ama ben onun sesini duydum. Onu gördüm. Ağlaması hala kulaklarımda. Ya ölü doğan bir bebek nasıl ağlar ki? Evladım, bak haber alır almaz hemen hastaneye koştum. Sen kendinde değildin. Onu bana verdiler. Acını hafifletir diye cenazeyi bir an önce kaldırmayı düşündüm. Yanılmışım.
Keşke bağrına basıp vedalaşabilseydin. İçinde böyle bir şüphe kalmazdı. O bebeğin benim bebeğim olduğuna inanmıyorum. Size saçma geliyor belki ama hissediyorum. Hicran kızım, kendi ellerimle toprağa verdim. Raporu var, belgesi var. Vazgeç. Vazgeç bu şüphelerden. Hep vazgeç diyorsunuz. Ya ben haklıysam? Ya kızım bir yerlerde annesine hasretse? Yine mi Keriman? Sana ikide bir beni rahatsız etme demedim mi? Hele akşamları beni hiç arama. Hiç boş ver Ela Hanım. Başımızdaki dertten haberin var mı? Hicran bir şeylerden şüpheleniyor. Neden şüpheleniyor? Soner'le mi ilgili? Ah keşke öyle olsaydı. Ah, benim bebeğim ölmedi diye tutturdu. Bu işin peşine düşecekmiş. Ağzından bir şey mi kaçırdın yoksa? Tövbeler olsun. Bunca yıl ne kaşımın kenarı ne gözümün ucu hiçbir açık vermedim. Ama işte şimdi tutturmuş bebeğimi bulacağım diye. Ateşlenmiş işte. Onu bu eve hiç sokmayacaktın Keriman. Her gün kızıyla birlikte. Analık güdüsü harekete geçti işte. Ben de insanım. Bir hata yaptım işte. Tek başına bir şey yapamaz da. Emre Bey'den yardım ister mi acaba? Gidip Emre'ye bir sorayım istersen. Öyle bir şey yaparsam mahvoluruz. Emre bir işe girdi mi, çözene kadar peşini bırakmaz. Bir de halasından yardım isterse yandık. Nurten'in eli kolu her yere uzanır. Mezarı bile açtırır. Ay ağzından yel alsın kadın, ağzından yel alsın. Bak gözünü dört aç. Emre Bey bu işin içine girdi mi, girmedi mi öğrenelim. O dediğin o kadar kolay mı sanıyorsun sen? Sen de tetikte ol. Hicran'ın attığı her adıma dikkat et. Nasıl yaparız bilmiyorum. Ama bu konu hiç açılmamalı. Yoksa ikimiz de hapiste çürürüz. Allah'ım yarabbim. Allah'ım bu yaştan sonra ben dört duvar arasında yaşayamam. Ah Hicran, ah Hicran. Ay, böyle durmadan çomak sokuyor bir şey ya. Bir çocukluğundan beri böyleydi. Habire beni zora soktu. Şuna bak. Kızı ne güzel prensesler gibi yaşıyor. Hala çomak sokuyor ya. Hala başıma derdi sokuyor. Günaydın. Günaydın. Süleyman abinin bazı işleri vardı, o yüzden ben geldim. Soner hala yakalanmadı. O yüzden güvenliğiniz önemli. Şey, teşekkür ederim. Elif iyi mi? Evet, sorun kalmadı. Her şey yoluna girdi. Sevindim. Siz de daha iyi gözüküyorsunuz. Dün söylediklerim, ben kızımın yaşadığına inanmam. Siz de gerçeği kabullenemediğim için bir yalana sığındığımı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Kızıma olan sevginizi görüyorum. Böylesine temiz bir kalbin hislerine güvenirim. Buyurun. Canım, Emre ile ne diye bu konuyu konuşsun ki? Elinde hiçbir kanıt yok.
Kendisini deli konumuna düşürmek istemez herhalde. Her şey tamam. Hiçbir açığım yok. Şahit de yok. Benim bu Hicran denen kadından bir an önce kurtulmam lazım. Buralar benim memleketim mi şimdi? Dur birkaç fotoğraf çekeyim. Ablama yollarım. Bir de kendimi çekeyim, içi rahat etsin. Ah! Çok pardon, yanlışlıkla oldu. Önemli değil. Ya kaç saat yolumuz kaldı? 1 saat kadar kaldı. Teşekkürler. Rica ederim. Saat sonra belki de bir ailem olacak. Ya arama artık ya. Niye acama deşip duruyorsun ki? Arama ya. Seni şimdiden özledim. Yokluğuna nasıl dayanacağım ben? Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Emre? Sen ne ara çıktın hayatım? Ben odandasın diye biliyordum. Süleyman abinin işi vardı. Hicran Hanım'ı almaya ben gittim. Hoş geldiniz Hicran Hanım. Hoş bulduk Ezan. Günaydın. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Erkencisin Burak. Ders başlamadan Hicran Hanım'la bir planlama yapalım dedim. Malum ben biraz tez canlıyım Hicran Hanım. Ben de. Yani bir iş varsa ortada hemen bitsin isterim. Çok tatlı ya. Siz çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok da uyumlu çalışacaksınız belli oldu. Hadi başlayalım o zaman. Ben çantamı alayım. Tabii. Teşekkür ederim. Bugün iyi görünüyorsunuz. Sevindim. Hayatım, bu akşam Esra'nın düğünü var. Aylar öncesinden haber verdi biliyorsun. Unutmadın değil mi? Gideceğiz. Tamam. Gideriz. Madem bu kadar iyi anlaştınız, sizi biraz da ben yakınlaştırayım o zaman. Bölüyorum, kusura bakmayın lütfen. Teneffüste sizi salona bekliyorum. Çalışmanızda benim de ufak bir katkım olsun değil mi? Hep aynı zarif, düşünceli Yeliz. Hiç değişmemişsin. Teşekkür ederim Burak'cığım. Evet, bugün yazı defterimizle başlıyoruz. Derse başlamadan önce Melih'e hediyesini verebilir miyim? Tabii, olur.
Melek'ciğim. Bu senin. İlk el işini öğrendiğim zaman yaptığım çanta. İlk emeğim. Seninle kutladığımız ilk doğum günü hediyem bu olsun istedim. Çok beğendim. Renkleri çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim meleğim. Hadi biraz ders işleyelim. Tamam o zaman. Hadi meleğim. Evet, nerede kalmıştık? Yazı defterimizde. İlk harfimiz A. Hey, telefon bile çekmiyor ki. Kardeşimin neye benzediğini de bilmiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Hoş geldiniz. Bu ne güzel teneffüs böyle. Melek'ciğim, tatlım senin meyve suyun hazır. Burak, sen ne içersin? O demli çay aşkın hala devam ediyor mu? Evet, çay bir yana, dünya bir yana biliyorsun. Bilirim. Hicran Hanım, siz ne alırsınız? Ben bir şey istemem, teşekkür ederim. Canım, olur mu öyle şey? Siz de çay seviyordunuz sanırım. Meleğim, hadi gel bir tane. Zehra, sen hepimize çay getir tatlım. Burak'cığım, o çılgın dans partilerimizi hatırlıyorsun değil mi? Sınıfta dans edebilen tek erkek sendin. Hicran. Burak çok iyi dans eder. O kadar da değil. Bana dans etmeyi öğretir misiniz öğretmenim? Tabii. İlk dersimizi yapalım o zaman. Gel. Şimdi. Adımlarıma uymaya çalış, tamam mı? Hiç böyle hayal etmemiştim. Heyecandan kalbimin sesini duyuyorum. Ama bir yandan da garip bir huzursuzluk var. Yani sanki onları hiç göremeyecekmişim gibi. Berkay olmasaydı, onu hiç tanımasaydım yine böyle mi hissederdim acaba? Ya da benim sevdiğim Berkay olsaydı, birlikte gelseydik. Alo. Geldin mi abla? Otogardayım, evet. Otogardan çık, senin yolun karşısında bekliyorum. Ben nasıl tanıyacağım ki seni? Ben seni tanıyorum oğlum. Seni bulunca ilk işin fotoğrafına bakmak oldu. Hadi bekliyorum. Tamam, geliyorum.
Neredeydi ki? Aferin sana Melek'ciğim. Ne kadar çabuk öğrendi değil mi? Ay dur abla ya. Şu dans bitseydi bari. Baksana aynı prens gibi değil mi? İşimiz var işimiz. Tek başına bıraktın beni mutfakta. Hadi yürü. Kız yürüsene. Allah. Ya. Bu akşam düğünde babanla dans edersin. Burak sen Esra'nın düğününe gelecek misin? Yok benim pek niyetim yok. Ben sevmiyorum öyle ortamları biliyorsun. Zaten hediyemi yolladım. Ya ama böyle oyun bozancılık yapma. O kadar zaman sonra ekip bir araya geliyor. Ne güzel eğleniriz işte. Hicran Hanım. Siz de bizimle düğüne gelin. Hicran abla sen de gel. Bir tanem ben seni evde beklerim. Sen bana gelince anlatırsın, olur mu? Hayır, sen de bizimle gel. Orada da dans ederiz. Ama ben dans etmekten anlamam ki. O zaman Burak öğretmenim sen de öğretsin. Burak öğretmeni yormayalım. Teneffüs bitti sanırım. Hadi derse geçelim. Hicran Hanım, bence bu kadar yetenekli bir öğretmeni bulmuşken değerlendirin. Hem utanmayın canım. Biz bizeyiz sonuçta. Denemek isterseniz. Ben hiç beceremem böyle şeyleri. Ya sen nasıl bir insansın? Nasıl, hangi yüzle beni arıyorsun hala ya? Sil numaramı. Bir daha da beni asla arama. Abla.